Merhabalar. Mutlu, huzurlu günler diliyorum hepinize. Korkmaz Ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu arada eşim de yeni led takmıştı. Bu birazcık gözlerim tuhaf etti. Olmazsa birazdan düzeltiriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Vallahi birkaç gün böyle video çekmeyince özlüyorum. Diyorum ki hemen geç kameranın karşısına Bizi sevenleri daha fazla bekletme. Çek videonu. Çok teşekkür ederiz. Hemen de yazı yazıyorsunuz. Yani insanın ister 50 bin olsun, ister 100 bin, ister bir milyon takipçisi. Yeter ki yani seven insanlar olsun. Hiç böyle takipçileri küçümsememek lazım. 17 binlik takipçimiz var ama bir gün video koymasam hemen Instagram'dan dolduruyorlar. Fatima Hanım nasılsınız? Video koymadınız. Umarım bir, umarım bir sorunumuz yoktur diye. Dediğim gibi biraz böyle yeni yıl geldi. Birinci ayda dedim birazcık böyle ara vereyim, dinleneyim. işte canım ne zaman isterse o zaman video kayayım. Yoksa Allah şükür bir sağlık sorunumuz yok. Ama yine de çok teşekkür ederim bizi kendinizden bilip böyle hemen bir şey olduğunda yazdığınız için, merak ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şöyle bir saniye. Evet arkadaşlar hemen bir şöyle kontrol ettim baktım bir problem mi var diye gayet güzel hiçbir şey yok. O yüzden dedim baştan sağma bir video olmasın. Bazen güzel ayarlamak lazım kamerayı. Böyle yani. Evet arkadaşlar. Vallahi yüzünden de anlıyorsunuzdur Fatime bacınız. Böyle heyecanlandığında ne konuşacağını kelimeleri bile seçemiyor. Heyecan güzel bir şey. Bugün sabah kahvaltı yaptık. Eşim dedi ki sana güzel bir şeyim var. Dedim Allah Allah ne oldu acaba? Dedi bir mesaj geldi. Hayırdır dedim yani. Davetiye geldi. Kim evleniyormuş dedi. <laughs> yok yok dedi öyle davetiye değil. İnanmayacaksın ama dedi bizi İstanbul'a davet ediyorlar televizyondan. Şaşırdım kaldım yani. Dedim Aa, şaka mı yapıyorum ben ne? Ta ki mesajı görüp okuyana kadar. Belki birçoğunuz takip ediyordur, biliyordur. Ee, İstanbul'da ATV mutfak bahane programı. Hiç duyduğunuzu bilmiyorum Gelin kaynalar yemek yapıyormuş ben de daha önce yani hiç yalan söylemeyeyim izlememiştim çok fazla böyle ben şeyleri izlemiyorum e, gündüz kuşakları falan izlemiyorum bir baktım gerçekten cevap öyle dediler sizleri bizi işte instagramda youtube'da videolarımızı görmüşler hemen mesaj geldi dediler acilen sizden cevap bekliyoruz sizi İstanbul'a bekliyoruz bizim davetlimsiniz. Vallahi var ya ne diyeyim böyle o kadar mutlu oldum ki. Tabii ki ben buralara geldiysem, bu mesajlar bana gelmeye başladıysa bu benim takipçilerim sayesinde. Her zaman unutmuyorum. Yani siz tek başınıza günlük videolar çekebilirsiniz. Sizleri izleyen olmadıktan sonra, takip eden olmadıktan sonra, destekleyen olmadıktan sonra onların hiçbir anlamı yok. Öncelikle ben size teşekkür ederim. Bu size davet oldu yani. Ben sizin sayenizde bu daveti almış oldum. Eğer siz bir yere daha e başvuru yaparsanız gitmek için, tabii ki birçok şeyi siz karşılıyorsunuz. Ama size davet gelirse, sizin için işte buradan gelip gitme, oteller, kalma yerleri, onlar karşılıyormuş her şeyi. Ben de hiç daha önce böyle bir davet almadığım için her şey onlara aitmiş. Önce bir şaşırdım yani ne yalan söyleyeyim. Çok mutlu oldum. Ne bileyim ben böyle yani... E Mutfakta diyorsunuz ya zamanını geçiyor işte mutfakta sizi tanıdık yemek yaparken diye. Bakın televizyonlar bile bizi mutfakta gördü. Öncelikle şunu söyleyeyim. İşte bu YouTube'u açtığımda yani beni tanıyan buralardan insanlar işte eski oturduğum yerlerden olsun zaten tanımayanlar bilemez. İşte videolarımız onların önüne atıldıkça siz zaten bir sayfa açtığınızda bunu ilk önce sosyal medya sizi tanıyanlara en yakınlara yani Atıyor daha sonra, siz sonra başka başka farklı yerlere atıyor. İşte bizi görenler dediler ki ama işte ne olacak bunlardan. En fazla heveslerini alırlar, birkaç video yaparlar, sonra kapatırlar. Ama gördüğünüz gibi öyle olmadı. İşte her zaman söylüyorum insan kalbinin ekmeğini yermiş diye. Allah insana bir kere yürü ya oğlum. derse siz de yürür gidersiniz. Bize inanmayanlar ne bileyim işte bunlar bu şeyi yapamaz diyenlere buradan da selam olsun. Kapak olsun. Bu da size kapak olsun. Aynen öyle. Aslında ben hiçbir zaman hiçbir takipçimi beni takip etsin etmesin. Böyle kötü, yoru, kötü bir söz söylemiyorum ama bazıları gerçekten o kötü sözleri hak ediyor. İşte görmüş oldunuz yani. Nereden nereye geldik. Çok mutluyum vallahi her ne kadar olursa olsun. Gayet güzel bir şey bunlar. Bakalım. Vallahi ben televizyona çıksam da bile <laughs> heyecanlar şeyden arada bir derim ki hangi kamera çekiyor beni. Takipçiler selam olsun diye size el sallarım. Yani sizi unutmam. Nereye giderseniz gidin yani ne kadar yükselirseniz yükselin bu sizleri takip edenler sayesinde oluyor. Hepinize buradan çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep buraya geçiyorum köşeme. Mesela rahatsız olduğumda diyorum ki arkadaşlar biz rahatsızız. Sizden saklamıyorum yani. Bize dua edin. Yani böyle mutlu günümü de sizlerden saklayamam. O yüzden benim işte ne varsa dilimde, kalbimde hemen söylerim. Asla böyle böyle şeytanlık düşünmeyi, bir şeyi sevmiyorum. Sizlerle paylaşmayı seviyorum. Bugün de mutluluğum sizlerle paylaşmak istedim. Altına yorumlarınızı bekliyorum. Benim için güzel olur mu? Yani önemli olan hiçbir şeyle de kazanmak değil. Zaten siz oralara davet ediliyorsanız zaten kazanmış anlamına geliyor. Ben kendimi kazanmış görürüm. Demek ki bir yere göründü. Evet. O yüzden çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki varsınız. Bakalım her şey nasıl kısmetten ibaret. Sizlere de eğer gidersem derim ki İstanbul yolcusu diye elinde valizle size çekerim. Buradan bunu söylemek istedim. Güzel dualarınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Vallahi çok mutluyum. Daha fazla heyecandan konuşamayacağım. Evet arkadaşlar. Yine görmüş olduğunuz gibi Şöyle kurabiyelerimle karşınızdayım. Bizim evde bu kurabiye çok seviliyor. Hem çok lezzetli, hem çok kolay. Bir o kadar da şöyle görüntüsüyle çok güzel. Şöyle hemen göstereyim. Bu şekilde şekil vermek istiyorsanız eğer. Şöyle hemen böyle yıldızlı bir tane uç olması lazım. Hamurun kıvamı da zaten şöyle bakın. Çok yumuşak, oldukça yumuşak böyle hazırladım bunları şöyle evde de çikolata parçaları vardı üzerine süs olarak yaptım süs de gayet güzel görünüyor yani böyle yapabilirsiniz şimdi bunu 180 derece ısınmış fırına göndereceğim orada hafif böyle pembeleştiğinde kurabiyeler hazırdır hadi bakalım yiyenlere şimdiden afiyet olsun Evet şöyle hemen göstereyim İkinci tepsiyi de hazırladım. Şöyle güzeldi. Tamı tamına tarifim. iki tepsi oldu dolu dolu. Şöyle birkaç tanesini ayırdım çikolatasız. Bunlar da fulyama özel. Fulyam çikolatalı sevmiyormuş. Değil mi fulyam? Evet. Hadi bakalım. Sana çikolatasız yaptım. Sana no çikolata fulya. Tekrardan göstereyim. Bakın şöyle. Az önce içi hamurla dolu olduğu için anlaşılmayabilir. Bu şekilde bir tane e, aparatınız varsa tamamdır yani. Pasta ucunuz. Hadi bakalım ikinciyi de fırına gönderelim. Mutfağımız şu an biz gibi koktu. Duydun mu kokuyu Fulya? Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir keçiye e, yarım saatliğine dışarıya çıkmıştık. Tabii ki dışarı gidince de insan eli boş gelmiyor. Mutlaka bir eksikler çıkıyor. Şöyle hemen kahvaltından süt aldım. Bu sütler 99 almış Kağıtlantta şöyle bakın markasına. 12 tane süt aldım. Çok fazla bu aralar süt tüketilmiyor bizim evde. Çocuklar da keloks yemediği için aslında yeseler hızlı tükenir ama fazla yemiyorlar. Semih harici. O yüzden şöyle 12'lik aldım. Ondan sonra şöyle semime. Bu şeyi karıştırıyor keloksu diğerleriyle. Bu çikolatalı şöyle. Bir tane de ondan aldım. Ondan sonra iki tane toz ekmeği aldım evde bulunsun diye. İyi oluyor hemen böyle elin altında hazır bir şey olduğunda. Ondan sonra şöyle hemen yine her zamanki aldığım şampuanlardan aldım. Vallahi her zaman bunları evet doğrusunu almışız. Limonlu olanı olmayacak. Gösteriyorum sizlere bunu her zaman. Bu fiyatına göre gerçekten yani 10 üzerinden 10 çok çok kaliteli. Her gösterdiğimiz şeyde böyle tutulan Niyeyse fiyatı yükseliyor. İnşallah bunlar daha fazla yükselmez. Gerçekten çok güzel böyle. Çok memnunuz bunlardan. Şöyle hemen iki tane de bisküvi aldım. Atıştırmalık çocuklara. Melim şöyle saç almış. Şöyle Aldi'ye uğramıştık. Aldi'den led aldık. Vallahi bu aralar bizim ledler hiç dayanmıyor. Sürekli böyle patladığı için dedik bir de bunu deneyelim. Evet burada da böyle görmüş olduğunuz gibi dört tane tuzum var. Yani bir şey oldu cuma günü dışarıları böyle diyemedim de buz tutmuştu her tarafı. O yüzden bunu böyle kapıların önlerine işte merdivenlere tuzu döktüm. Evde tuz kalmamış tekrar aldım böyle. Şöyle hemen beyaz turpum var. Biz bu turpu seviyoruz. Ben bunun geçen sene tohumunu almıştım. Bahçeye ektim üzerinde yazıyor işte galiba dördüncü ayda ekilmesi lazımdı aynı ona uyaraktan ektim böyle hemen birazcık büyüdüler böyle hiç turp olmadan tohum çıkardı yani anlamadım niye öyle oldu o yüzden böyle aldım kaflandan şöyle çöp torbaları aldım lazım oluyor diye enerjiler var şöyle aldini aldini şeyleri gerçekten güzel oluyor kaliteli oluyor böyle Lidil de aynı şekilde bunları da böyle aliden aldım Ondan sonra şöyle de çocuklara tekrardan dikman saldım büyüklerinden. Öyle yani hemen bir işim var derken bunları alıp geldim. Şimdi dolaba yerleştireyim. Ondan sonra bakalım kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar şöyle yavaş yavaş hemen bir bahçeye indim. Çöpler vardı onları toparladım attım. Bu arada dün full çok sevindiler kar yağacak oynayacağız diye ama tabii ki birikmedi. Hafif de yağmur olunca eriyor böyle. Aslında kar yağsa da daha iyi olurdu tabii. Mikroplar kırılır, hastalıklar azalır. Tam tersine çok soğuk var. İnanılmaz soğuk. Birinci ay bir geldi tam geldi yani. Ay 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 nasıl da ötüyor kütür kütür ayakların altında. Evet bakın benim komşular bile yok çıkmamışlar dışarı. Muhtemelen içerideyle komşu kapılarını kitlemiş, soğukta çıkarmamış tavşanları. Vay 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 vay. Şu köstebekten çektiğimiz var ya bizim vallahi köstebekler genelde böyle tatlı toprağa gelirmiş. Bizi bahçeyi bir rahat bırakmadılar. Bakın böyle eşim kürekle düzeltiyor. <laughs> o tekrardan toprağı yukarı çıkarıyor. Yani ve git komşuların bahçesine doğru git. Aynı yemeği yiyip durma bakalım. Bir de onları dene. Yok. Neyse sağlık olsun. Buraları hep çıkarmış. Bakın böyle dürtmüş köstebek. Onun görevi vazifesi de o. Evet benim rokola maydanozla artık ölmüşler. Yani ölmese şaşardık. Öyle böyle soğuk olmadı. Çok felaket buz oldu. Şöyle birazcık havalı ısınsın da buraları böyle kazacağım. Nisan ayında tekrardan maydanozla rokola ekilir. Burada da böyle yeşil soğanlarım var. Birkaç tane sarımsağım var. Sağlık olsun. Ay, ay ay. Vallahi şu an elimi var ya hissetmiyorum soğuktan. En iyisi ben bir eve çıkayım. Evde görüşürüz. Daha bahçe zamanı değil.